Abi selam. Selam Mert, ne haber? Sağ ol, sen nasılsın? İyi Sağ ol, iyiyim ben de. keyfin yerinde? Keyfim yerinde, bir sıkıntımız yok. Bugün bir yere yemeğe gittik. Abi dedi çok güler yüzlüsün dedi. Dedim ki nasıl güler yüzlü olmayayım kardeşim? Sevdiklerimizin sağlığı yerinde, bizim sağlığımız yerinde. Kafamızın üstünde de bir çatı var. Önümüzde de yemek var. Var mı bizden mutlusu abi? Çok iyi o zaman. Eyvallah. Bugün seninle iş modellerini konuşmak istiyorum abi. Bu aslında defalarca kez konuşuldu ama yani Massimo'nun bunu anlatması çok daha başka olacaktır hem izleyenler için hem de yeni takipçilerimiz için. O yüzden bana senden ricam kabaca bir iş modellerinden, Amazon'daki iş modellerinden bahsedebilir misin? Aslında birçok farklı iş modeli var. Hani bazı iş modelleri kendi içinde bile ayrışabiliyor. Ama kısmen işte bakarsanız neler var? İşte dropship var, wholesale iş modeli var ya da arbitraj iş modeli diyelim ya da private label var. Ya bu üç tanesi aslında ana hatlarıyla ne oldukları. Ama tabii bunun dışında şimdi bu aralar işte online arbitraj girdi. Hatta bizim de şimdi yapmak istediğimiz bir şey. Online arbitrajı var. İşte ne bileyim dropship var ama dropship'i işte farklı farklı yerlerden yapıyorlar. Dropship'in arbitrajı var. Onu yapmaya başladılar. Farklı farklı iş modelleri var. Bazıları kafama yatıyor, bazıları hiç kafama yatmıyor. Bazılarının yapılabilir olacağını düşünüyorum. Bazılarının asla ve asla yapılamayacağını düşünüyorum. Bu birazcık da yani her yiğidin yurt yiyişi farklı derler ya, yani her yiğidin yurt yiyişine göre farklılık gösteren bir şey aslında. Peki dün sen İzzettin abiyle oturdun. Yıllardır dropshipping yapan birisi. Onunla olan bir sohbetini anlatabilir misin ya? O yıllardır dropshipping yapıyor. Sen de yıllardır arbitraj yapıyorsun. Ben İzzettin'i aslında ben şeyden tanıyordum. Benim aram Metin'le bayağı iyi, Metin İyili'yle bayağı iyi. Metin hep bana anlatıyordu. Ve bir de bu zamana kadar böyle tanıştığım, çok fazla insan tanışmadım ama tanıştığım birçok insan hani İzzettin için sürekli hani çok iyi bir insan, çok kibar bir insan vesaire diyordu. İkimiz de birbirimizle tanışmak istiyorduk. Bir türlü denk getirememiştik. Dün İzzettin abiyle öyle buluştuk. Vallahi gayet güzeldi yani, keyifli bir söyleşi oldu. Ondan muhtemelen onun benden öğrenmek istediği, benim onundan öğrenmek istediğim ve sırf iş dışında da yani ortak bir payda olan yani arkadaşlık, dostluk tarafında da güzel, keyifli bir sohbet oldu açıkçası. Bir 3 saat falan kaldık değil mi biz orada? 3 saat falan, 3-3,5 saat falan beraberdik. İnanılmaz da bir trafik vardı. Adamı da beklettik bir saat ama neyse, buradan izliyorsa kusura bakmasın. Güzeldi, keyifliydi. Yani bence Türkiye'nin herhalde en büyük dropshipping'cisi diyebilirim kendisiyle. Yani hatta dün yazmıştım işte, arbitraj tarafında ben neysem dropship tarafında da kendisi o. Emojilerle de bunu ifade etmiştin Aynen, yani. emojilerle de Kral şeyi, tacı koy. kral tacını koymuştum. Böyle bir durum var ama güzeldi, keyifliydi. Yani bir de ben mesela bu Türkiye'ye geldiğimden beri böyle çok fazla insanla görüşmüyorum. Yani bunun özel bir sebebi yok. Sadece şu var, görüştüğüm insanlarla, yani benim şimdi evimde çoluğum var, çocuğum var, anlatabiliyor muyum? Yani çoluğum çocuğum varken ben bu çoluğumdan çocuğumdan bu zamandan feragat ediyorsam, karşı tarafın sadece benden bilgiler alabileceği şeyler değil, aynı zamanda benim de ondan bilgiler alabileceğim biri olmalı. En azından ortak paydamız Amazon'sa. Dolayısıyla çok keyifliydi, çok güzeldi. Dropship tarafına hep böyle tukaka öcü olarak bakıyorduk ama gerçekler böyle değilmiş. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Sen yıllardır arbitraj yapıyorsun ve arbitraj eğitimleri de veriyorsun aynı zamanda. Yani hatta insanlar dört gözle falan bekliyorlar ki eğitimleri yeniden açasın, yeniden açasın diye. Muhtemelen Türkiye'de bu konuda en çok eğitim satan ve eğitim satarken de aynı zamanda da hala talep olan, sürekli açılmasını isteyen tek adamsın. Ama bunun yanında sen dün İzzettin abiyle oturduktan sonra insanlara tabii ki senin iş modelin arbitraj olduğu için arbitrajı öneriyorsundur ama bunun dışında önerdiğin Türkiye şartlarını çok benden çok daha iyi biliyorsun yani. Bu Türkiye şartlarında insanlar private label'a en azından benim gözümde 10 bin 20 bin dolar ayırabilmek pek de kolay değil. Özellikle bu işi yapmak isteyenlerin üniversite öğrencileri ya da muadili insanlar olduğunu düşünürsek. Bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek ister misin? Yani açıkçası söylemek gerekirse aslında evet, yani bizim eğitim hemen hemen 4 sene evvel çekilmesine rağmen hala inanılmaz revaçta olan bir eğitim. Yani sana şöyle söyleyeyim. Herhalde bir 4-5 ay oldu bizim eğitimin kapalı olanı ya da 6 ay falan oldu diye hatırlıyorum. Yalan olmasın şimdi. Sana şöyle söyleyeyim. Yani tekrardan eğitimi açsam gene 350-400 kişilik bir kontenjan açsak, Teachable'la konuşup gene bu kontenjanı muhtemelen bir 2 hafta içerisinde bitirmiş oluruz. Ama böyle bazen internette, piyasada görüyorum. İşte en çok arbitraj eğitimi satan biziz. İşte şu kadar kursiyer çıkardık. Yani birbirimizi yemeyelim, anladın mı? Bir eğitimin en çok satması değil, içinden ne kadar başarılı kursiyer çıkardığı önemli. Yani ben şimdi benim eğitimime dönüp baktığım zaman, ya bırak kursiyeri, biz bu zamanda insanların mentor olarak baktığı, mentor olarak gördüğü, eğitim veren insanları bile yüzlercesini çıkarttık. Ya böyle onlarca falan değil bu arada.
Ciddi söylüyorum bunu. Yüzlercesi var. Geçen gün bir yerde garson arkadaş, hadi söyleyeyim hadi. Bir yerde midye yiyordum. Midye Camiyet'teydim şeyde Beşiktaş'ta. Garson bir arkadaş geldi. Abi ben seni çok seviyorum ya dedi. Senin öğrencin olan birinden dedi eğitim aldım ama dedi senin eğitim kapalı diye. Pek de istediğimi, beklediğimi bulamadım falan demişti. Dolayısıyla bu bağlamda tabii ki herkesinki kendine güzel. Hani var ya laf. Herkesinki yani herkes kendisinin hani bu alanda en iyi olduğunu söylüyor ama insanlar da biliyor zaten gerçeğin ne olduğunu. Yani arbitrajın A'sını, HOSYA'nın W'sunu daha duymayan insanlar şimdi çıkmış diyorlar ki işte ben getirdim, ben yaptım falan. Gerçi bu hadsizlikleri real hayatta çok fazla görmüyorum. Çünkü en son World of'a gittiğim zaman işte sizlerin birçoğunuzun mentor olarak gördüğü veya birçoğunuzun başka ne diyebiliriz mentörlük dışında? İşte bu eğitim veren, guru olarak gören arkadaşlarım bütün hepsi, Danışman olarak. danışman olarak gören bütün arkadaşların hepsi yanıma geldiler. Abi sen bizim üstadımızsın ama biz de bir şeyler yapıyoruz ki zaten ben şunu da anlamıyorum mesela Türkiye'de. Sonra senin sorduğun soruya cevap vereceğim. Mesela büyük bir ahmaklıktır şimdi söyleyeceğim şey. Eğer ki siz de kendi alanlarınızda bunu yapıyorsanız dikkat edin diye size de söylüyorum. Bakın bir işi öğrendiğiniz bir kişiden daha iyi yapmak olabilir. Yani hatta bunun atasözü de var. Boynuz kulağa geçti diye. Bunu yapabilirsiniz. Ama burada sizin stratejinizi kuracağınız şey şu olmamalı. Ya ben şu adam var ya çok kötü bir adam. Çok kötü yani hiçbir şey bilmiyor gibi bir strateji kurmamalısınız. Burada kuracağınız strateji şu olabilir. Ben Veli'den eğitim aldım. Evet bana bu işi ana hatlarıyla öğreten kişi budur. Ancak ben de kendi öğrendiklerimle birlikte onun bilgilerini harmanlayarak ortaya daha güzel bir şey çıkarttım derseniz bunu anlayın. Yani ben şunu hiç anlamıyorum mesela. Ya benim öğrencim olan adam var ya. Ya öğrencim diye YouTube'da videosu var ya. Sonra çıkıyor işte Massimo'ya sallıyor, ona sallıyor. Ya bunu yaptığınız zaman aslında kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Dikkat ediyorsundur. Mesela bak sen kaç aydır benle birliktesin. Hiç cevap bile vermem ben bu tarz şeylere. Ha, artık yok. Hani artık rüştümüzü ispat etmişiz artık. Yani bize söyleyen, bir şey söyleyen yok da. Halbuki şöyle dense mesela. Ya evet biz Massimo abiden eğitim aldık veya işte Massimo'dan eğitim aldık. Ancak Massimo'nun noksan olduğu bazı yerler gördük. Ve biz bu yolda yani bu kervanı düzerken daha da üstüne bilgiler ekledik. Daha yeni bilgiler ekledik. Ve bence şu anda bizim eğitimimiz Massimo'nun eğitiminden daha iyi bir eğitim. Veya benim bilgi dağarcığım arbitrajla ilgili Massimo'nun bilgi dağarcığından daha fazla değil zaman ben ne yaparım biliyor musun buna karşılık olarak? Eğer böyle bir hikaye varsa bunun screenshot'ını alırım. Evet arkadaşlar yani benden daha iyi derim bu kişi. Devam. Ama böyle insanlar mesela işte bu sürekli Ekim Nazım Kaya ile de ilgili. Dikkat et mesela dropshipçilerin İzzettin abi dışında o söyledi. Hiçbirisi mesela Ekim Nazım Kaya ile başladım asla demez. Yok o dolandırıcı, yok şudur budur. Hepsi bunu söyler. İyi de kardeşim Vefa sadece bir semt adı değil ki. Bu ülkeye Amazon'u bilare getiren adam Ekim Nazım Kaya'dır. Duyurmasını sağlayan adam Ekim Nazım Kaya'dır. Sonra yaptıklarını tasvip etmeyebilirsin. Ben de etmiyorum. Ama bu insanların Amazon'u ilk onun üzerinden duymasının doğruluğunu değiştirmiyor. Birçok insan, bak benim kursiyerlerim de dahil olmak üzere Amazon'u Ekim Nazım Kaya'dan duydu. Mesela şöyle çıksanız mesela şunu söyleseniz çok merak ediyorum. Evet biz Ekim Nazım Kaya'dan bir eğitim aldık arkadaşlar. Ancak gördük ki aslında Ekim Nazım Kaya'nın anlattığı kadar kolay değilmiş. Biz de işte yabancı kaynaklardan, tecrübelerimizden yola çıkarak bir şeylere harmanladık ve şu anda karşınızdayım. Bak biliyor musun bu çok daha fazla puan kazandırıyor sana insanların göz önünde. Türkiye'de insanlar zaten kavgadan bıkmış. Yani televizyon açıyorsa kavga, politikayı izliyorsa kavga, trafikte kavga, metrobüste kavga. Ya zaten bıkmış adamlar kavgadan. Bununla alakalı bir tane fıkra var. İzleyiciler de biliyordur. Belki sen de biliyorsundur. Adamın bir tanesi ölüp cehenneme gidiyor. Cehennemde kazanlar var. Bir sürü kazan var. Her kazanın başında da bir tane zebani var. İşte bizim Türk ölmüş ve giderken soruyor işte bu kim? Neren? İşte bu Fransızların kazanı diyor. Başında iki tane zebani var. Bu İngilizlerin kazanı diyor. Başında üç tane zebani var. Bu işte bilmem kimin dört tane, beş tane. En son bir yere geliyor. E bu niye boş diyor. Orası Türklerin kazanı diyor. Ona gerek yok. Zaten oradan birisi çıkmaya çalışanı tutup aşağı çekiyorlar. Yani klasik. Yani anlatmaya çalıştığım şu şey aslında tam anlamıyla bu anladın mı? Yani böyle bir şeye gerek yok. Yani bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Mesela ben her yerde söylüyorum ne var ki bunda? Benim mesela bu piyasayı ilk sokan kişi Yiğit Tuna'dır mesela. Bu benden nasıl bir noksanlık yaratıyor ki? Nasıl bir negatiflik yaratıyor ki? Yiğit Tuna yaptı yani ne var çocuğun? Yani bize yardım etti, bize yol gösterdi. Kötü bir şey mi yaptı? Kaldı ki onun iş modeli private label'dı. Benim iş modelim bambaşka arbitrajdı mesela. Yani şimdi ne yapalım? Yani insanların bildiğini, yani Allah biliyor sonuç olarak. Allah'ın bildiği şeyi kuldan nasıl saklayacaksın? Videolarımız zaten YouTube'da hala duruyor. Yani bu kervanda, bu yolda özür dilerim, bu yolda böyle ne zamanki böyle bir tip görürseniz sağa sola sataşan, sağa sola kavga eden, emin
emin olun bu söylediğime. Mutlak şekilde. Ama mutlak şekilde bir süre sonra piyasadan silinir. Zaten silindiler de, zaten silinecekler de. Onun için yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Mesela örnek vereyim mesela sana. Ne var mesela? Burak var, Burak Saat. Değil mi? Furkan var, Alican var, Karayolik var mesela. Değil mi? Ya bu çocuklar hep benim yanıma gel. Çocuklar diyorum, benden yaşları küçük olduğu için. Yoksa Kabat abi. Ya bunların hep ortak paydası değil mi? Saygı ya. Yani beni gördükleri zaman abi nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim kardeşim, iyiyim, sen nasılsın? Sağ ol abi, biz de iyiyiz. Abi bak şöyleden şöyle bir şey yaptık. Ne diyorum biliyor musun? Kardeş bana yollayın bunu. Bir bakalım içeriğine bir eksik gedik var mı? Eğer içeriğinde bir eksik gedik yoksa beni de tagleyin. Ben sizi paylaşayım eğitiminiz çıktığı zaman. Ki bu insanların birçoğu yani arbitraj tarafından devam eden insanlara yani birebir benimle birlikte aynı sektörde, aynı iş modelinde olan insanlar. Ya ben böyle bir şey yani anladın mı? Gerek yok yani böyle bir şeye. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var abi ne yazık ki. Prim kasmanın ya da ünlü olmanın yani belli sektörlerde ünlü olmanın yegane yollarından bir tanesi bu. Tamam. Yani ona laf at, buna laf at, Massimo'ya laf at, Yiğit Tuna'ya at vesaire. Ya bu ancak bu şekilde olabiliyor. Çünkü şunu bekliyorlar. Yani Mert olarak ben yarın çıkarttım bir tane eğitim. Başladım Massimo'ya atmaya. Sonra Massimo da bana cevap verdiği anda ben bir anda 100 takipçiliyken bir anda 5000 takipçi oldum. Ama vermiyor ki. Vermiyor. Ben vermiyorum ki. Ben niye vereyim? Bu tarz yani saçmalıklara karnımız tok anladın mı? Bir de biliyor musun kendine güvenen adam böyle şeylere cevap vermez. Anlatabiliyor muyum? Yani işte her zaman söylediğim şey yani İstanbul doğma büyümeyi. Ben de doğma büyüme Kasımpaşa'dayım yani. Anladın? Yani bir gün böyle gelir böyle hani kafan atar. Anladın mı? Sonra sıkıntı çıkar. Yani bunu burayı biplersin sen. Anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir adam değilim ama zoru zorlamanın da bir anlamı yok ki. Yani cendereden çıkarmanın da bir anlamı yok anladın mı? Pardon cendereyi sokmanın bir anlamı yok anladın mı? Köşeye sıkıştır, kediyi köşeye sıkıştırmanın bir anlamı yok. Efendi işte ne güzel abi kardeş devam ediyoruz yani burada. Ya bu arada gerek de yok. Hep bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani sen söylüyorsun ya ben bir sponsorlu çıksam. Biz hiç mesela Massimo Gürk, Massimo Gürkan Instagram account'u şimdiye kadar hiç reklam basmış mı? Hiç. Hayır. Tamamen organik. Hiç. Reklam bassak muhtemelen 5 milyon falan takipçimiz olur. Globalde yani de olur. Şey, mesela Gürkan'lık biraz evvel söyledim mesela çok sevdiğim. Çok sevdiğim kardeşim. Gürkan Zon. Muazzam bir adam. WhatsApp'tan yazayım. WhatsApp'tan yazayım hemen. Orhan abi ne lazımsa hemen yardımcı olayım mesela. İşte Gürkan bana geçen gün söylüyor. Abi diyor Türkiye'de diyor toplamda diyor ortalama diyor 10-15 bin dolar diyor ayda diyor reklama para harca diyor. Türkiye'nin içinden geçersin abi diyor. Seni duymayan kalmaz diyor. Ki bu reklam olaylarında bence en iyi yapan Alican da bayağı iyi yapıyor. Alican'la Gürkan mesela. Ya bu çocukları sürekli görüyorum anladın mı? Ama bu çocukların şöyle bir avantajı var. Yani Ali Can bugün bana gelsin. Orhan abi şöyleden şöyle bir şey var. Bana bir destek verir misin desin. Hemen ne isterse yaparım. Gürkan desin. Gürkan demez de. Gürkan Hollanda'da zaten de. Hani Gürkan desin. Elimden ne gelirse yaparım. Yani böyle ucuzluklara ihtiyaç yok. Belli bir sayıda hemen bir prim kasarsın. Anladın mı? 300'dür takipçin. 1100 olur. 1700 olur. Anladın mı? Ama saman alevi gibi. Sömersin ondan sonra. Şimdi abi asıl soruma gelelim. Yani birçok şey konuştuk. Soruyu kaçırmayalım. Üniversite öğrencisi ya da muadili biriyim ben. Ve öyle private label'a da 20 bin dolar harcayacak bir param yok. Ne yapayım? Yani şimdi aslında burada yapılabilecek birkaç tane farklı şey var. Ben ne yapardım diyeyim. Herhalde şu anda bu kadar düşük bir bütçeden bahsediyorum elbette. Türkiye'den ürün bulup Amazon.com'da değil de belki Amazon Kanada'da veya İngiltere'de veya Almanya'da satmayı herhalde ilk önereceğim şey bu olurdu. Ama tabii unutma ben önyargılı bakıyorum buna. Çünkü benim tek yaptığım iş bu. Ama onun dışında geçen gün Mehmet Akif'le beraber buluştuk. Mehmet Akif'le konuştuk. Hatta bununla ilgili bir çalışmamız var şimdi. Online arbitraj tarafı da gayet iyi gidiyor diyor insanlar. İşte com'dan alırsın, Kanada'ya satarsın, com'dan alırsın, ne bileyim Avustralya'da satarsın, İngiltere'de satarsın, Almanya'da satarsın. Dolayısıyla 2000-3000 bile değil yani 1000 dolarlık bir bütçe olduğu müddetçe benim ilk yapacağım şey kuvvetli muhtemel mağazaları arayıp işte Migros'ta, Gratis'ti vesaire. Burada uygun ürünleri bulup Amazon'un depolarına yollamak olurdu bu bir. İkincisi belki online arbitraja biraz daha bakabilirdim. Online arbitrajda sonuç olarak Amerika'da olan bir ürünü alıp belki oradan cross border dediğimiz yani Kanada'ya çıkartarak bu ürünleri Kanada'da satabilirsin. Muhtemelen ilk iki iş modelim bu olurdu. Böyle bir şey yapsaydım ve böyle bir kapitalim olsaydı. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. Gayet keyifli bir sohbetti yine her zamanki gibi. Eklemek istediğin bir şey varsa? Yok. Valla işte bu online arbitraj tarafında bir iki bir şey yapacağız şimdi Mehmet Akif'le birlikte.
Onu bekliyoruz. Bir bakalım oradan ne çıkacak. İnsanlara da zaten duyururuz. Ha, bu arada bu eğitimle ilgili çok soru geliyor. Eğitimi şu an için açmayı planlamıyorum. Zaten buradaki yoğunluğumuz bize yetiyor. Belki 2024 senesinde bazı videoları güncellerim. Güncelledikten sonra tekrar bakarız. Onun dışında bir iki tane daha proje var. Daha duyuramıyorum. Çok prematür olduğu için, daha henüz kervana düzemediğim için bu yolda henüz bir şey söyleyemiyorum ama umarım kısa süre içerisinde duyururuz. Bu söyleşiler keyifli oluyor. Gelen tepkiler de gayet iyi. Bunun için devam. Tamam. Teşekkürler abi. Teşekkür ederim Mert. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Sağ ol.